Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi Kalp hastalıkları çeşitlerinden bir genel olarak bahsedelim. Çünkü kalp hastalığı deyince bazen bir tek bir yere fokuslanıyoruz. Yani kalp krizi, damar hastalığı sanki bir kalp hastalığının her şeyiymiş gibi ama aslında bunlar içinde kategorize edilmiş, bölümlendirilmiş durumda. Ee, koroner kalp hastalıklarıyla başlamak isterim. Şimdi koroner kalp hastalığı deyince vatandaş ne anlamalı? Hangi duyduğumuz kalp sorunları koroner kalp hastalığı kapsamına giriyor? Evet teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim tabii kalpten ne kadar dediğiniz gibi bahsedilse de soru olmuyor. Esasen belki bütün ilimler öyle. Evet. İlim giderek ilerliyor, detaylandırılıyor. Kalp de bir bakıma hayatın temelinde olan bir organımız ve de vazifesine daha anne karnındaki bebekte tıbben fetüs diyoruz. Üçüncü hafta bittiğinde, dördüncü haftaya girildiğinde en erken ilk önce vazife görmeye, fonksiyon görmeye başlayan bir organımız kalp. Dördüncü hafta başında ve de bildiğimiz gibi 60 ile 100 arasında bir dakikada çarpıyor. Ee, Karnı vücudumuza pompalıyor. Hı hı. Yaklaşık 5 litre civarında olan kanı hemen hemen bir dakika içerisinde bütün vücuda pompalıyor. pompalıyor. Devamlı bir devre daim pompası gibi çalışıyor. Günde yaklaşık 10 ton civarında kan pompalanıyor. Ve günde 100 bin defa çarpan bir organımız. Bütün tabii, iki vücudun üstünde. Tabii üzerinde işte 200 gram bile 300-350 gram arasında bir organ. Bunun Böyle yaklaşık olarak herkesin kalbi kendi yumruğu kadardır diyebiliriz. Şimdi kalbin kendi içerisinde yapısını çok kısaca bahsedip Lütfen. bu hastalıkları hı hı. anlamamıza da yardımcı tamam, olacak. Çok iyi olur. Şimdi kalp kısaca bir e, adale kısmı var yani kas kısmı. Bu kanı pompalayan özellikle kalbin sol tarafı e, pompa vazifesini görüyor. Kalp başlayınca dört odacıktan meydana geliyor. İkisi üst kısımlarda kurakçık diyoruz daha küçük. İki de alt kısımlarda karıncık diyoruz. Yine kalbin sağ tarafında kirli kan vücudun alttaki ana toplar damarlardan gelen kan üstteki ana toplar damardan gelen kan kalbin sağ kısmına geliyor. Burada kalbin sağ kısmı kasıldığında akciğerlere gidiyor. Akciğerde oksijenleniyor yani kirli kan temizleniyor. Daha sonra kalbimizin sol tarafına bu kan geliyor ve soldaki kısım kaslardan daha e, gelişmiş olarak yapılan bölüm kasıldığı zaman da kanı bütün vücuda gönderiyor. İlk başta aort dediğimiz ana damara, oradan şah damarları vasıtasıyla beynimize yine dönerek e, bütün vücudumuza, ayak ucuna kadar en ince noktasına kadar bunlar gidiyor. Ayrıca bu bölümler arasında ve ana damarların başlangıç kısmında da kalp kapakçıklarımız var. Şöyle ...yakınlaştırabilirsek... Ayrı bir kalp hastalığı bölümüne geçeceğiz. Tabii ona evet geçiş yapacağım. Hı. E, kalp kapakları dört tanedir başlayacağım. E, mitral dediğimiz, aort dediğimiz kapaklar sol tarafta temiz kan tarafında bulunuyor. İşte romatizma en çok bu kapakları etkileyerek bozuyor. Yine tansiyon ilk önce bu kapaklardan kalbi bozmaya başlıyor. Yine triküspit dediğimiz o sağ tarafta... E, sağ karıncıkla sağ kulakçık arasında olan bir kapağımız. E, ee, akciğere giden ana damarımız var. Buna pulmoner arter diyoruz. Akciğer atar damarı diyelim. Onun ağzında bir başka kapağımız var. Ayrıca kalbin Sağ tarafı ile yani kirli kan taşıyan kısmı ile sol tarafı arasında da bölüm var. Bunlara kulakçıklar arasında bölme, karıncıklar arasındaki bölme diyoruz. Yani bir duvar gibi adeta. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi